Sevgili seyircilerim merhaba. Bugün büyük bir hayranlık duyduğum Devlet sanatçımız Türk balesinin dünyaca ünlü baş balerini Devlet Opera ve Balesi'nin ilk kadın genel müdürü Rusya'nın tarihi sahnesi Bolşoy'da sahneye çıkan ilk Türk balerinimiz. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi, Türk balesinin gururu Meliç Sümen bizimle. Sevgili Meriç, benim canım arkadaşım. Mesela. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk <laughs> İyi misin, nasılsın? Önce sağlığını soracağım. İyiyim, iyiyim. Çok iyi. yok şükür. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Şu anda böyle yıllar öncesine gidiyorum. Gidiyorsun değil mi? Ankara Tabii. Devlet Konservatuvarı. Çok eski, çok eski Hülya. Ben o ilkokuldayım, sen birkaç yaş sınıf Öyle, daha, büyüksün, sınıf daha, sınıf daha, daha büyüksün. büyüksün. Evet, Yani. Zaman zaman bana ablalık yapardın, evet. beni koruyup kollardı. Evet ama çok şekerdin yani çok <laughs> biz ilgiliydik o zaman küçük sınıflarla. Evet. Senin başka böyle bir şeylerin hareketlerin olurdu. Bizi de davet ederdin sizin yatakhanenize <laughs> hazırladığın şovu bize göstermek için. Demek ki o zamandan beri başlamış senin. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde kendimi göstermek evet. istiyorum. Evet, evet, evet. <laughs> Canım benim o yıllara arkadaşlarımıza çok bize emek veren hocalarımıza okul çalışanlarına tabii ki tabii ki selam olsun. Doğru. Hakikaten. Bir bu yıl sanat hayatının 62. yılı. Eyvah eyvah eyvah. Ne mutlu sana. Baleye adanmış bir hayat. Ben seni bu adanmışlığın öncesine götürmek istiyorum biraz çocukluğuna. Ailende müzik sanatçıları vardı ama evet. sen baleyi seçtin. Hatta Kırmızı pavuşlar filmini izleyip ağlamıştım. Evet. Ben de balerin olmak istiyorum. Evet. Ben de Evet. İlk seyrettiğim Kırmızı pavuşlar bale filmiydi. Annemle gitmiştik. Hı hı. Tabii o zaman pek baleyle ile falan ilgili değildim. Ee, ama dans eden bir çocuktum. O, onu biliyorum. Radyo çaldığı ne, ne kadar ne nasıl bir müzik çalıyorsa da... dans ediyordum. Annemin dedik var. Annem diyor ki daha da küçük... yani 3 yaşlarında falan ben Tempoları değiştirirdim diyor. Çevirdiğim tempoların çabukluğu ve yavaşlığına göre değiştirirdim hareketlerini diyor. O kadar ilgiliymişim demek ki. Ama annem kendince oynarmış herhalde benimle. <laughs> e, tabii ki büyük şehirlerde değildik. Babam e, askerdi, tayinleri vardı. İşte devamlı daha köy evlerinde büyüdüm. E, Ankara'ya geldiğim zaman da yanılmıyorsam 7 yaşında filandım. 6-7 yaşındaydım. İlk defa gördüm o kadar büyük bir şehir ve evleri. O zaman daha fazla çünkü opera e, vardı, çocuk temsilleri vardı onlara götürürlerdi bize. Sonra işte ilkokula gittim tabii Ankara'da ilk defa. Orada hocam beni milli danslara seçmiş, hmm. annem yazdırmış, abimi mandolin dersine yazdırmış filan. Ailem de, annem daha fazla meraklıydı. E, çok yetenekli, artist bir kadındı annem çok hoştu, hmm. sesi güzeldi. Ee, ve demek çocuklarında bir şeyler olsun istiyordu herhalde onu o nedenle girdim ee, okulda okurken de milli dans hocam beni hep öne kordu. merica bakın ona dikkat edin bakın o nasıl yapıyor filan diye Allah Allah filan ben de demek ki yapıyormuşum güzel oradan başladı ve hocamın ısrarı üzerine bir sene sonra bir verdiğimiz müsamere diyeyim şeyinde o zaman öyle. ailemle e, görüşmek istemiş hocam e, demiş ki bir maşım çok rica edeceğim ne olur Merci bale bölümüne yazdırın demiş. Ya. Ankara'da demiş bale bölümü açıldı. Ee, okul konservatuvar. İşte galiba 3-4 sene falan olmuş. Ne Ama kadar önemli değil mi? Çok, Bir öğretmenin çok. keşfedip aileyi teşvik etmesi. Müthiş. Öğretmenlik ee. zaten yani o talebe seçimlerinde ve çocuğun gidiş yolunu. E, başlatması harika Değil mi? bir şey. Değil mi? Ama onun tam aksine de başka bir şey oldu mesela. Onu da üzülerek söylemek istiyorum. Çünkü ben bu danslara başlayınca kendi sınıfımı biraz ihmal etmeye başladım sürelerde. <laughs> Esas sınıf hocam da çok kızdı bana. Dedi ki "Sen böyle oynuyorsun çıkıp yukarıya. Dedi sınıfta kalacaksın." dedi. Ben de herhalde ifade yani kalırsam kalırım dedi, demek istediğimi anlattım herhalde. Çünkü o taraf daha cazip geliyor tabii. <laughs> Sonra bir matematik sualinde bana bir şey sual sordu yapamadım. Çok böyle itti beni otur dedi kızdı falan. Hmm. Çok böyle üzüldüm ama ağlamadım yani hiç ağlamadım. İçimden yani fazla enteresi olmadım. Aslında ben o dans ettiğim rüyadaydım yani orada kalıyordum. Sonra akşam biraz böyle annem hissetti ne var işte böyle böyle oldu hoca itti falan. Babam ertesi gün okul müdürüyle konuştu hatta biraz daha sert bir davrandı şimdi pek söylemek istemiyorum <laughs> ee, okulun müdürü çağırdı ve görevine son verdi hocanın yani tersini anlatmak hmm. için söylüyorum sizde ee, de hiçbir talebeyi bu şekilde sallayamazsınız tabii. Ee, hele okuma hevesinden soğutamazsın Yani mi? benim ya öğretmen ne kadar önemli, çok önemli. hepimizin hayatında çok. ya bizi bir bütün teşvik eder destekler veyahut da bu, hare bu tarz hareketleriyle evet. okuldan okumaktan soğutur insan. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Maalesef. Sen, sen baleyi kazanınca yani konservatöre girmek için imtihana girdin ve kazandın. Ee, baban <laughs> <laughs> Baban <laughs> Baban ne dedi? Çünkü baban asker dediğin gibi. tayin çıktı. Tayinli. çıkmış. Yani çıkmış değil. Çıktı. Annemle konuşuyorlar. E ben ...daha dokuz yaşındayım ve hiçbir kimsemiz yok... ...hani aileden evet. diğer bir kişileri olur... ...hafta sonu ben onları çıkarım falan... Hı hı. ...çok küçüğüm... ...babam da çok düşkün bana... ...her baba gibi doğal... Elbette. Ee, ...ve onun hayatı mesleğiydi yani... ...genel kurmayda çalışırdı... İşte ...Evren Paşa falan... ...babamdan iki sınıf üst sınıf yüksekler... ...büyükler... ...bir gün demiş ne var sen niye üzgünsün böyle... Hı hı. ...o da kalkmış ayağa Paşa'm demiş... ...ben işte üzgünüm... ...tayinim çıkıyor benim bir kızım var demiş. Hı hı. O da konsertuarda bale bölümünü kazandı. Onu nasıl bırakamam ben, ne? gidemem demiş. Bakmış Evren Paşa demiş ki bence yetenekliyse bırak demiş. Çünkü herkes sanatçı olamaz ki demiş. İşte bu. İşte bu. Sonra ve çok enteresan bir şey, seneler sonra 82 yılında galiba değil mi? Evet. Evren'in elinden. hayret devlet bir Devlet şey. sanatçısı. Baban nerede Allah. dedi bana birden geldi. Cumhurbaşkanımız. Ben de çekiliyorum. Çünkü Yıldız Kenter ablam yanımda. Hmm. Abi işte e, Cemal Reşit Rey, işte Güner Aykal falan biz o. <laughs> sonra e, Korat rahmetli falan. Efendim şey dedim arkada. E, git çağır meleği dedi. Ben de babama gittim. Baba dedim Kerem Paşa çağırıyor seni dedim. Eyvah dedim babam. <laughs> Ondan sonra bak dedi Ceca iyi ki gelmişim. Ya. Şimdi ben Merice bu şeyi vereceğim. Dedi. Ya ne büyük bir gurur. Yani hakikaten sanatçı olmak başka bir şey Hülya'cığım. Yani çok zorluklu anların oluyor ediyor evet. ama Allah'ın sana bahşettiği bir huylardan verdiği aşktan tutkudan mı ya ee, Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum ben de. Ee, sen Türkiye'de bale sanat dalında ilk ve tek devlet sanatçısın. Evet, evet. Ve bir baş balerinsin. Ankara benim için bale kimliğimin oluştuğu yerdir diyorsun. 9 yıl öğrencisi olduğun Ankara Devlet Konservatuvarını biraz anlatmanı istesem. Ben yani... Okay, ben ama yani. şimdi anlatırsam sen de çok gözlerim dolacak <laughs> dolucek çünkü hala Ankara'ya gittiğim zaman okuluma gidiyorum ve gözlerim doluyor yani ben bu kadar güzel bir okulda okumadım değil mi bilmiyorum ya okulda. bize mi öyle geliyordu bilmiyorum bilmiyorum hem diyorum hem bilmiyorum evet. ama halen ben kendi okulumun e, her açıdan hayata hazırlamak açısından biraz evvel öğretmenlik dedin ya evet. bir meslek değil bir sanatçı nasıl olunurdan başlayarak bize hocalarımız önümüzde çok güzel bir misaldi. Bize nasıl olunur? Doğru yol nedir? Sanatın dürüstlüğü nedir? Nasıl olmamız gerektiğini duruşumuzdan, yemek yiyişimizden, yatakhaneye girişimizden, çıkış, hatırlarsın. Her şeyimize kadar ilgilenirler. Çok çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok iyi yetiştirdiler. Çok çok iyi yetiştirdiler. Çok yabancı evet. hocalarımız da çoktu. Türk hocalarımız tabii. Ki. Ama e, bale bölümünün kurucularından Dem Ninette Nine Volo evet. e, onun sende çok büyük bir çok. emeği var. Seni çok. hatta ilk belki de arkanda duran, teşvik evet. eden senin evet. nerelere geleceğini daha o talebi gören diyelim evet gören. Biraz çok değerli hocamızdı. Yani Türk evet. Bale'mizin kurucusu. Evet. Aslında hepimizin çok arkasında durdu. Benimle beraber arkadaşlarımla çok... Hı -hı. E, ileri teknikte güzel dansçılardı. Onları da çok iteledi. Hepimizi çok iteledi. Çünkü biz bir tüm bir baleyi oynamak için bir grup teşkil etmemiz lazım. Mesela diyelim ki en az 40 kişi olmamız lazım gölü oynamak için. Hı hı. Böyle bir eleman yetiştirmek kolay değil. Konservatuvardan ne kadar balerin gelse yeterli değil. Sonra her gelen bir balerin ille prens veya prenses olacak da de değil. Karakter dansları var, drama şeyleri var. Bütün onları ayırarak bize eseri anlatımı öğreten, e, müziğiyle hareket etmeyi öğreten, hı hı. bunun yanında işte diyorum hocanızla bir hayatı öğreten çok evet. değerli bir insandır. Rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum kendisini. Evet, yetişine. hakikaten. Mr. and Mrs. Campy de hatırlıyorsunuz O zaman. evet. Ben onları iyiydim. Ben yani onların zamanındaydım. <laughs> doğru. doğru. Ya, onlar da çok, çok uzun değerli onlar. hocalardı. Öğrenciliğin sırasında ee, Ninette Volyo'nun davetiyle sen Londra Kraliyet Balesi evet. okulu öğretmenleriyle tanıştın evet. ve orada evet. e, eğitim aldın. İngiliz Balesi'nde tanıştıktan sonra baleye bakışında ne gibi değişiklikler oldu? Birincisi olanaklar açısından hmm. değişiklik. Yoksa hareketlerin aynısılarının daha mükemmelini gördüm tabii. Hmm. Ama e, o gördüğüm olanakların bizde hiç olmaması orada çok yıkıldım esasında. Çünkü büyük bir şans kaybetmiş olduğumu gördüm. Eğer o olanaklar bizde olsaydı, çünkü biz çok kabiliyetliyiz. Yani benim bütün grubum arkadaşlarım biz çok kabiliyetliydik evet. ve bütün büyük eserleri çıkar hepsini sırayla birinci rol, ikinci rol her şeyi oynardık. Keşke o pabuçlar benim ayağımda olsaydı o zaman. Keşke o bale salonu bizde olsaydı. Keşke o aynalı Hafif ısıtılan salonlar bizde olsaydı. Keşke o balede giydikleri şahane trikolar bizde olsaydı. <laughs> yani çok şeylerin bizde olmasını. Bu durumdan dolayı biraz sınıfta kaldık. Ama biz bunu tabii keşfettik hemen. Hemen toparladık kendimizi. Benden sonra birkaç arkadaşım da geldi davet olundu. Çalıştılar hepsi. Ee, ve dedik ki biz bu işi... Başaracağız demek ki bizim bayağı kayıplarımız var bunu telafi Helal. etmemiz lazım ve ondan sonra daha ciddi çalışmaya başladım tabii çok her yaz gitmeye başladık çünkü son senelerde bizi çağırıyordu ee, benimle beraber diğer arkadaşlarımız da bir, bir ay iki ay ders yapıyorduk işte hı hı. prova'lara katılıyorduk benim e, Uyan güzel temsilimin <laughs> oynaması orada bir birinci kampanya bir de ikinci kampanya vardı hı hı. ikinci kampanya de Uyan güzel oynuyor. Ben de Ankara'da oynayacağım. Fakat beni de provalara sokuyorlar. Ben daha eseri bilmiyorum ki yani orada öğreniyorum. Onlar zaten görmüşler. Ben görmemişim ki. Ben onun içindeki hareketlerin çoğunu da zaten bilmiyorum ki yani. Ama yapacağım yani bir şeyler. <laughs> Çok komik bir şey oldu. Böyle orada prensler geliyor da elini tutuyorsun. İşte tekrar elini veriyorsun falan. Böyle bir hareketler var ve bırakıp balansta duruyorsun tek parmağın ucunda. Ben öyle bir şey hiç hayatımda yapmamışım. Şöyle bir baktım o baştansiyon oynuyor, o nasıl yapacağım filan dedim ama işte yapacağım. Yaptın? Yaptım ama çok <laughs> hem böyle de, hem de çok alasın. Çok yani. hayır ama şöyle yaptım. Orada okulun olduğu kampanyanın olduğu yerde ben bir oda kiralamıştım. Oradan hep şey geç metro geçiyor ve hep geçerken de oda sallanıyor devamlı. <laughs> bir böyle bir beş dakikada bir bir sallantı var. Dedim ki sen şu masayı tut. Ne zaman metro geçersen bırak elini. Çünkü sallayacak beni daha zor olacak ki evet. ben düz yerde daha kolay durayım. Ve bunu çalışmıştım Aynen. odada. Kendi kendine keşfetmiş. Kendi kendime keşfetmiş şey <laughs> Kendi Evet. Yani. Ee, okuldayken Gizelle sahneye evet. çıkar çıkmıştın yani. Evet. O benim gözümünde Sait Sökmenli. Evet. Dedi. Sait canım. İyi Said'in saati iyi. Çok şükür. İyi, iyi o çok da çok, çok Şükür. Ee, sonra zaten birçok oyunda beraber, beraber oldunuz. Evet. Kanlı düğün diye evet çok güzel Hı. bir eser oynamıştık onunla. Güzeldi. Onda da bir e, hatıralar vardır ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten e, Türk balesi dendiği zaman Said Sökmen e, Tabii ki, çok, çok önde anılıyor. Diğer, diğer arkadaşlarım da çok değerlidir. Yani şu anda hepsi huzur içinde uyusun. Çok değerli arkadaşlarım vardır. Yani gözlerim dolu. Ferit Akın kaybettik. Oytun ya. Turfan'dayı kaybettik. Gülcan Tunçekiç benim rollerimizi paylaştığımız arkadaşım. Cale hep benim sırf arkadaşlarım. Ya. Maalesef kaybettik. Onlar, onlara rahmet dileyelim. Çok. Çünkü hizmetleri hiçbir zaman Çok büyük. unutulmaz. Çok. Hiçbir zaman yerleri dolduramadı. Çok büyüklerdir. Şimdi az önce Kuğu Gölü dedin. Don Quixote. Esmeralda daha sayısı Romya güzel Cizel, Evet. Pakete hepsi. Bunun yanında Türk eserleri de var. Evet, Türk evet, tabii. Balesi de var. Tabii. Çeşme Ferit abi, Ferit Tüzün'ün müziğiyle hı. ilk madamın koyduğu Türk balesidir o. Hı hı. Böyle değişik koreografi. hafif Türk folk seplerinden de Yaram alınmış hı hı. biraz katılmış ama tabii bale uygulaması da madam'a aitti. Biz tabii çok hoşlandık onda <laughs> oynarken. ilk gece hatta çok resimlerim falan var. Hakikaten çok tutulmuştu, alkıştan inledi. o adam güzel bir şey yaptı yani. Ne güzel. Yani çok zor teknikli bir şey değildi ama ifadeler güzeldi. Her, her saniye çıkışında başka heyecan tabii değil ki, mi? Tabii ki. Artıyor sürekli olarak. Sahneye çıkmadan önce e, nasıl kendini hazırlardın? Nasıl konsantre olurdun? Zihnini nasıl boşaltırdın? Yani sahneye çıkmadan önce kendini nasıl hazırlardın? Şimdi e, yani ben aslında sinirli e, bir dansçıydım kendime göre. <laughs> Panik ataklı falan bir dansçıydım. Çünkü e, benim yerim sahneydi çıkmadan önce dediğin için söylüyorum. Çıktığım zaman fevkalade Bitti. rahatım. Ama çıkıncaya kadar hiçbir kimse bana ne bol şans dilesi. ...ne de dokunsun, iyi oynayacaksın bak ben biliyorum filan... ...bu laflar beni böyle fevkalade sinirli yapardı. İrite ediyordu. Böyle kuliste dolaşırdım, böyle bakardım sahneye filan. İşte kendimi öyle birazcık soyutlardım herkesten. Ama mesela çok rahat dalçıları da gördüm. Yani konuşuyor, ediyor, hello, hello diyor. Yani Avrupa'da da öyle filan. Ben öyle değilim. Kapıyı açıp yani perdeye çıktığım zaman... ...oh ben buradayım hani... Kurtuldum, hani burada artık her şeyin bana ait, İstediğim Neyse. şekilde dans edebilirim böyle gibi. Böyle unutamadığın bir anın var mı sahnede ya da zorlandığın ya da yok? Yani anı olarak anı yok çok. Ne? Mesela anı oldu şöyle, yani hep hep temsillerimde böyle seyirciler tarafından gelen bir sıcaklık bir koku vardır. Mesela o beni böyle çok hoşuma gider, alışmışımdır böyle öyle bir hafif bir sıcak gelir böyle azıcık derin koyu renk pek bakmak da istemem çünkü hikayeyi anlatacağım için oyunun içinde kalmak isterim daha çok arkadaşlarımı oynarım kendimi bale salonunda düşünürüm yani olduğum gibi oynamayı severim çok fazla uzun selam vermeyi sevmem onu da hikayeyi kesmek istemem çünkü oynadığım eserde oynadığım rolü etkilediysem seyirciler o etkinin içinde çıksınlar isterim. ...mesela bir tanesi çok güzel söyledi... ...Romeo Juliet oynarken... ...eğer kadınları Juliet olarak... ...erkekleri de Romeo olarak çıkarırsan... ...işte orada muvaffakiyet olmuşturlar. Çok güzelmiş. <laughs> bir görüntümüz var Meriç. Öyle mi? İzleyelim mi? Tabii. <laughs> Muhteşem yere batan sarnıcı... ...bir balerinin kırılgan ruhunun derinliklerini hatırlatır bana. Balede hem bedene hem de zihne hükmetmek gerekir. Eğer zihninizde boşluklar varsa dans edemezsiniz. Dans ettiğim dönemde yüzlerce temsile çıktım. Hepsinde de ayrı heyecanlandım. Galaların heyecanı ayrı olurdu. Devlet adamları, siyasiler, diplomatlar gelirdi. Basın büyük ilgi gösterirdi. Salon tıklım tıklım dolardı. O kadar çalışmanın sonunda ortaya neyin çıkacağını insan yine de kestiremiyor. Devlet büyüklerine opera ve bale gösterilir gösterilerinin yapıldı, herkes öyle smokinler, tuvaletler falan böyle çok şaşalı bir dönem evet. hatırlıyorum. Birçok da devlet başkanı, yabancı devlet evet. başkanları da gelmişti. Onlardan biri de Sovyet Başbakanı Alexei Kosygin sahnede seni izledikten sonra kulise gelip seni Rusya'ya davet etmiş. Evet ama şöyle biz gidiyorduk e, ee, gelmemişti bize. Ben de çok heyecanlandım o gün. Ee, çünkü yani zaten ikinci perde çok zor Osmanlı için, Kurgül için falan. Biz onun e, Cumhurbaşkanlığı locasındaydı zaten gittiğimizde. Ee, beğendiğini söyledi çok tabii teveccüh etmiş. Yani tabii bir Rus'un bale beğenmesi falan biraz Değil mi? onda durmak yani. lazım. Evet. Hiç gördünüz mü dedi? Ben de görmedim yani biliyorum gerçi ya Hı -hı. ama görmedim yani öyle bir Rus grubunu falan. Siz davet etmek isterim dedi. İster misiniz gelmek dedi? Ben de hemen peki tabii isterim görmedim dedi. Bak bak cesarete bak hemen peki gitmek nereye gidiyorsun bir kere yani Allah'ım ya Rabbim. 10 ee, gün sonra 10-15 gün sonra Moskova'daydım <laughs> ve. Yani anlatamam heyecanımızı. Ölüyorum zannettim kalbim. Gider gitmez sahneye çıkmadım hayır, orada. Hayır. Sırf çalışmaya gittim ilk çağrıldığım zaman. Bir Derslere girdim, hı hı. provalara baktılar, bütün derslere soktular beni. Erkekler ayrı, kızlar ayrı hı. beraber. Padişah derslerine girdik filan. Çok hocalar gelip bana bakıyor. Bir de hiç anlamayan kürsü çubuğu. Hiç 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 anlamıyorum yani ne diyorlar ve getirip benim Maya Plaseskaya'nın önüne koyuyorlar. Yani bir de Vasiliev de bu önümde. Yani biri arkamda biri önümde. Ve ben dedim ki öleyim burada bari. Tabii ki yaşları benden büyük. Ama zaten bir de stil olarak çok farklıdır Rusların stili. Evet. İngilizlerden. Evet. Evet Bu benim bildiğim bale değilmiş. Bu başka bir iş. Ama yani böyle evet. zıplamalar, böyle atik böyle davranmalar müthiş bir kere e, hani böyle vücudun tam arkaya eğilerek durmak şu açıdan çünkü oradaki sahnelerin çoğu hafif meyilli öne. Şimdi meyilli olunca sen durman icap eden yani benim öğrendiğim stili orada tutturaması öne düşersin. Onlar neden arkaya çekiyorlar? Eğili almışlar sırtlarına. Ve okul sınıfları da aynı. Hani biz de biz hep düz yerde. Çalıştıkları yerde. Yerden. Ve tabii. E şimdi Anladım. okulda öyle çalışırsan vücut onu öyle alır. Hareketleri de öyle öğrenir vücut. Yani benim için o kadar zor ki o meyli arkaya çekmek falan yani çok teknik Ama şey. Ama orada... Dans ettin. Ettim ama ilk ki gitmişim <laughs> bu ilk çalışmalarda. Hocalar çok fazla ilgilendiler o zaman. Ee, çok güzel çalıştırdılar. Geberttiler, ördük Hiç <laughs> sesimi çıkarmadım, parçaladılar. Maya yarım İngilizcesiyle bana sırt diyor devamlı. <laughs> yani ben böyle çalışırken böyle çalıştırıyorlar beni. O kadar değiştim. Ama seyrettiğim zaman temsillerini e, o zaman Büyük Elçimiz Hasan Işık Beydi. Sahneye bir çıktım Maya Donkşot ıı, eserini oynarken, böyle alkış değil, uğultu kalktı böyle oh. Balşoy'da. 2000 küsur, 3000'e yakın, kadar büyük bir tiyatro ki. Çok. Böyle ben dedim, kafa, ay, yıkılıyor galiba yani. İnanılmaz bir e, saygı, sevgi, aşk, tutku, bütün sanat konusu. Konsere gittim, operalarına gittim, müzelerini gezdim, ressamla her taraf sanat fışkırmış ve kokuyor. Yani çocuklar o şekilde büyüyorlar. müthiş, öyle büyüyorlar. Müthiş, yani Sendeki böyle... de öyle büyük bir aşk, öyle bir tutku ki. Çok yani. Zorlukların acısına rağmen. inan yani inan inan o bale salonlarından dört ayakla çıktım hatırlıyorum. Yerlerde kaldım ama gene yapmaya azmettim. Çünkü o kadar doğru ki yani doğruyu bırakmamak lazım. Evet. Ya öleceksin ya yapacaksın yani bunun yok ki ötesi. Sonra onların beğenmesi zor bir şey. Yani onlar 300 senelik mazilerinde biz 60 seneye falan bir şeyler falan, bir şeyler, bir şeyler yani. Onun için ben bunu muhafakat yani muhafak olduğumu e, düşünüyorum. Kendimi de eee kutluyorum. Çok, e, çünkü çok büyük bir yarıştı o benim için. Tabii. Bırakırdım da bale'yi zaten. Ee, çok büyük bir e, iradeyle, çok. çok büyük bir emek verdin çok. ve düşün ki orada 2000 kişilik salonda seni alkışlıyorlar, seni seyrediyorlar. Ee, gerçekten. Ve hayır, iki sene sonra tekrar davet. Aldım. Evet, birkaç İki sene, sene, sene daha sonra tekrar davet. Da. Hep aynı gizel, çok zor bir eserdir. Yani Don Quixote oynamak daha kolay mesela. Hani sizin gördüğünüz o çok böyle e, baskılı zıplamalar, dönmeler falan, o kadar zor değildir. Yani o daha kolay. Fakat durarak çok yavaş dans etmek çok zor. Giselle'de de Giselle ve Silfit iki tane romantik balenin anneleridir. Ve stilleri de çok eskiye dayanır. Dolayısıyla onu hakikaten hazmetmiş olman lazım. Şu anda Samuday ve Topero balesi başladı. Hazırlıyorsunuz. Ee, öğreniyorlar daha. Ee, onlar hep bütün klasikleri sırayla oynuyorlar. Ee, ve çok mutluyum tabii onlarla bunu çalışırken. Çok şeyler anlatıyorum. Ee, çok güzel çocuklarım. Ee, ben Türk balesindeki bütün ...çocuklarımı çok seviyorum. Onların hepsi benim Senin parçalarım. Senin mesleğine hizmet ediyorlar diye... çok, çok onları tabii. daha farklı seviyorum. Seviyorum. Kızıyorum da. Evet. Kızıyorum. Evet, yani Provalarda hm falan yapıyorum... ...sonra gidip sarılıp <gülüyor> öpüyorum. <gülüyor> Yapacak evet. bir şey yok. E, Meriç, e, Bolşoy sahnesinden... ...görüntümüz var. Öyle Bakalım. mi? Evet. <laughs> Sahne hem korktuğun hem de çıkmak için kendini alıkoyamadığın bir yerdir. Muazzam, muazzam. Şimdi bu o kadar ilginç ki e, temsilden eser çekmek, yani videoya çekmek ya. yasak. Ah. Bu minicik kısmı da zor zar Bizim oradaki büyük yaçilin şoförü çekmiş. Şeyin altına gizli sakladılar. Şu kadar yani iyi çünkü yasak. Ki. Yani çekemezsin ki. Şimdi ben şimdi benim Olası videolarım bir, yok çünkü yasak. Ben orada o sahnede prova yapmıyorum ki sadece temsil yapıyorum. Temsilde çekmek yasak. <laughs> Böyle bir. İyi ki çekmiş. İyi ki o kadar <laughs> Çünkü ikinci perdesi bu o kadar <laughs> mavi ki hmm. zaten full ışık olmazsa çekmez. Çekemez. <laughs> Ve balede hiçbir zaman af yoktur. Ee, balenin altında öyle acımasız bir aşkla çalışma vardır ki galiba biraz mazoşist olma biraz gibi. Gibi. <laughs> gibi. gibi o sen, evet. Senin sözlerin bunlar. Evet. Öyle. Yani yani. Ben oldum tamam artık. Yok, i̇şte yok. Bolşoy'da da sahneye Yok no, öyle bir şey. Bunu kabul etmiyor sanat. Yok. yok. Hayır. Değil mi? Ben, ben hiçbir kol yerlerde... için diyemiyorum. Sen ediyor musun? Yani Değil mi? iyinin iyisi o kadar var ki ulaşamıyorsun. Sonu yok. Yok ki çünkü iyi hakikaten yaptığım iyi zamanlar oldu. Elbette. Bir gitim daha da iyi yap zaman. Ama diyorum ki var galiba. Ya bak şurasını da şöyle daha iyi yapmam lazım. İşte o şurası, burası, şurası derken bitiyor olay. Zaten. Çalış, çalış, çalış. Hep çalış. Şu eski bir röportajında önemli olan çocuklara iyi bir sanatçı nasıl olunur? onu öğretmektir demişsin. Evet. çok hoşuma gitti. Evet. Yani işin teknik kısmı tabii ki o ya. Yani teknik tabii. öğretiliyor. tabii. Ama yani bir sanatçının bir duruşu vardır. En azından onu taşımak gerekir. Onu bilmesi gerekir evet. değil mi? Çok evet, önemli. çünkü bir bir ışıktır sanat. Büyük bir iltifat. Yani o herkes sanatçı olmaz. Herkes herhangi bir sanat kolunu icra eder. Tabii o kollara girer. Sanatçı olmak ayrı bir şey. o ruhuyla ilgili bir şey. Onu da öğretemiyorsun Hülya'cığım. Yani bazı şeyler var. En iyi hoca veya bütün bilgileri topladığın halde dahi bazı öğretimlerde tıkanıyorsun. Çünkü orada onun çıkarmasını istiyorum ben. Hı hı. Çünkü bazen bana da çok şey söylenmedi. Yap bir şeyler görelim dediler. O zaman durmuştum ben. Nasıl yapayım bir şeyler beni görelim dedim. O zaman durdum, anladım ki onların söyleyecekleri bitmişti bana. Çünkü ben teknik olarak bir problem Yok, olmadı ben. Teknik tamam. Ama işte ışık istiyorlar. Işık, o ışık, o ruh, o, o olmaz. Tutku, o bambaşka. Bizim bambarçı. E, dansçılarımız da çıkıyor. Ben yurt dışında da çok çalışma yaptım. O dansçılara çıkartamıyorum. Çünkü onlar öğretileni, söylenenin aynısının tatbikiğini istiyorlar kendileri için. Ben de, de değişik yönden girmiştim Amerika'ya gittiğimde. Ama siz öyle demediniz dedi. Demeyebilirim dedim. Ben sana bu şekilde öğrettiysem sen sah sahneye çıkıyorsun ben sana elimi uzatamam ki. O senin ruhun hissin. Öyle mi dedi yani onu. Dedim ki onu sen içine sindirmen lazım. Ben sana böyle yapıyorsam sen bunu Buradan alabilirsin. Aa, öyle mi diyor mesela. Ben de orada nasıl böyle mi dedim yani. <laughs> Şimdi bazen şey oluyor. Ya. Onun için bizim e, zaten milletimizde, kanımızda, içimizde dansa, müziğe bir şey vardır. Aşk vardır. Biz oynarız. Biz müziği severiz. Biz kalkarız. Yok. Bizim çok güzel kendi öz danslarımız var. Biz onları çok güzel oynuyoruz. Ruhumuz var bizim. Madamın zaten zannediyorum ki çok uzun konuşmalarda da ee, biz bir zamanlar Royal Ballet'in neredeyse repertuvarıyla aynı oynuyorduk Ankara'da aynı eserleri. Ve madamın Rex Progress diye bir eseri vardır. Royal Ballet'de oynuyor onu. Biz de oynuyoruz. Bir Londra'dayım bir gün. Döndü dedi ki kampanyadan müthiş solistler var. Dedi ki özür dilerim ama dedi çocuklar dedi. Sizden çok daha iyi oynadı Ankara Bale benim eserim dedi. Çünkü çok dram vardı içinde. Çok tiyatral vardı. Yani Onunla hareketi bağdaştırmak bizde doğal olarak var. Bu bakımdan zorluk çekmiyorlar. Buraya hangi yabancı koreograf gelse, alışmış tabii, statik hareketleri öğretiyor. Sonra bakıyor ki hareketler yumuşuyor ve değişmeye başlıyor. Bana diyor ki, ilginç, ben bunu mu öğrettim diyor mesela. <laughs> yani çocuk aldırıyor ve onun hareketini ona başka türlü sunuyor. Bu artistik taraf. Eşit. Bu çok önemli ama. O bizim yaratılışımızdan gelen bir yeteneği. Ben de öyle diyorum. Tamamen. Bir baş balerini e, çalıştırmanın farkını anlatır mısın? Evet balede, sahnede bazen 40-50 kişi oluyor. Tabii. E, herkesin aynı hareketlerini yaptığını görüyoruz ama bir baş balerin dediğin bize çok daha doyurucu şeyler veriyor. Evet biraz evvel bahsettiğim gibi o seçildiği için o role evet. ondan daha çok şeyler beklentilerim bir, 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 var değil, çünkü evet. ipin başını o çekiyor ama komple bir balenin güzel olması koro balenin de çok güzel olması demektir yani tek kişinin ortada çok güzel olması o olmuyor yetmiyor hayır zaten onda şunlar aranıyor draması çok öndemi akıl disiplin öndemi müzikalitesi çok önemli Duruş ve güzelliği çok önemli. irade çok önemli. Bunlara sahipse o zaten başrolü alıyor. Güç zor. Zor. <laughs> Eğer elinde... Çok zor bir meslekten söz ediyoruz. Ama gerçekten... yani çok sen zor. bana soruyorsun. Ben bunu yarım anlatamam. Tabii, Doğrusu doğru. bu. Ee, bir şeyin başında olmak e, hem grubunu yukarı kaldırmaktır. Senin ne kadar azimli ve... Ne kadar doğru, bütün provalarda hep beraber senin yanlış yaptığın, yapamadığın günlerde de grup paylaşıyor seni. Ve senin azmini, senin iradeni, senin bakış açını onlar da zevk alıyorlar. Onlar da işlerini sindiriyor ve komple ne? olarak biz yukarı çıkıyoruz. Çok, Önemli olan başın çok olayı alıp götürmesi lazım. Evet. İnanması yani, lazım. Evet. E, o kadar komplike bir iş ki bu. İki tarafında aynı anda aynı duyguyla evet. hizmet etmesi gerekiyor esere. Evet. E, çok doğru tarif ettin. Sen çok çalışkansın. Çok çalıştın. Azmettin. Hedefin doğrultusunda tutkundan ödün vermeden çok çalışarak kısa zamanda yani çok kısa bir zamanda seni baş olarak gördük Fındık Kıran, Şımarık Kız, Orfeus Ne ben de unuttum valla Sen sor, mu? Soracaksın diye ben duruyorum. Antonius ve Kleopatra Evet Oo, çok fazla O kadar çok eserde dans ettin ki Sahnelerinden bir kısa kolaj yaptık Öyle mi? Ee, Bakalım Ve onlarca eser Hemen hepsinde başroldeydim her santimetre karesine basmışımdır bu sahnenin. Dans bir aşktır. Dans ederken zaten aşıksın sen. Ama bu aşkın bir bedeli var tabii ki. Baleye adlayacaksın kendini. Acı çekmeyi, ayaklarının kan içinde kalmasını göze alacaksın. Müzik Aslında ben sahneden hiç inmek istemedim ama bir yaştan sonra bunu yapmak gerekiyor. Siz onu bırakmasanız bile bale sizi bırakıyor. Siz onu bırakmasanız bile bale sizi bırakıyor. Bir gün balenin seni bırakacağını bilerek yine de bu mesleğe böylesine aşkla bağlanmak muhteşem. muhteşem. Evet. Gerçekten. Ben çünkü uzun dans ettim. Uzun yıllar dans ettim. Fakat... E... Ciğerler ve adeler yani iki tane ciğer yani dört tane ciğer yok. İki bacağımın da dört bacağım yok. Yani e, tahrip oluyorlar tabii çok yorgunluk oluyor. Onun için de bir yaşı var. E, son 55 yaşında Afife'yi oynadım mesela. 55 Ondan yaşındayım. bahsedeceğiz. O çok daha farklı klasik baliden daha çok. farklı. O... E, öyle bir aşk ki bu uzun süre sen... Anne olma isteğini içinde taşıdın. Hep zirvedesin. Hep en tercih edilen balerinsin. Hocalarından da senin bu isteğini herhalde görmezden geliyorlardı. Biraz onu anlatır mısın? Sen artık evli bir kadınsın ve bir evlat sahibi olmak istiyorsun. Biz. Belli de bir yaşa geldiğini düşünüyorsun. Hayır. Cık. Ya görmezden duymazdan geliyorlar. Veyahut da e, hayır. Madam. E, ...istemediğini söyledi. Meriç sakın dedi evlendikten sonra çocuk için şey yapma çok erken daha dedi. Daha çok dans edeceksin çünkü dedi. Ben de nasıl anaç ve çocuğa düşkün bir yapıya sahibim aynı zamanda. Ve arkadaşlarım da hamile kalıyorlar falan. Onlara bakıyorum gözlerim yaşarıyor ama benim iznim yok. Bugün bir, bir eseri çalışıyoruz. Unuttum adam koyuyor sahneye gene. Ee, bir ara geldi soyunma odasında. Çok sinirliydim ben ama başka şeyden herhalde yani. O gün böyle bir sıkıntılıydım falan. Sonra bana dedi ki Meriç dedi. Gayet bir rahat söyledi. Ben de seni dedi çok yorgun görürüm. 34, 34 yaşında falan. Ee, sen istersen bir anne ol bakalım dedi. Ben de böyle. <laughs> <laughs> ne Yani öyle mi falan dedim. Ve çok çok hoşuma gitmişti tabii. Ve hemen 34 evet. yaşındayken evet, Tuncayı, oğlum oğlunu. Evet oğlum oldu bir tane. Bugün de sevgili Alice'in babaannesi. Evet Alice'im Alice'im. <laughs> ya torun sahibi olmak. Şu an, canının canını tanımak. Şu ne büyük saadet. Öyleymiş vallahi ben biraz geç tabii duydum ama. Geç ya da erken. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilerimi yolluyorum. Canım evladım. Eee bir yıla aşkın bir süre Moskova'da öğretmenlik eğitimi İki var. sene, iki sene. yakın. Bugün eğitimci olarak da birçok öğrenci yetiştiriyorsun. Öğrencilerine baleye dair öğrettiğin en önemli şey ne? Ya da en büyük nasihatin ne oluyor? En büyük nasihatim verdiğim bu eserin içinden çıkmayın. Müziğiyle oturun, konusuyla yaşayın. Benim verdiğim hareketleri imtihan olarak daima evinizde tekrar içinden İçinden çıkmayın, içinden çıkmayın. Çünkü bir rolü hazırladın Ayşe Fatma Fatma neyse birisi. Hı hı. Üçü de ayrı alıyorlar. Ama üçü de güzeller. Dolayısıyla onların üçünü de ben suvan yapmam lazım. Ama birinin kolu daha uzun, birinin sırtı daha güzel, birinin ifadeleri güzel. Ama hepsi ku. Onun için o bedene göre onun hissiyatına göre, onun kalitesine göre yoru, yoruyorum ben onu. Yani benim hocalığım birazcık daha fazla üste gidiyor. Onlar da, evet onlar yapıyorlar. sadece olan. teknik öğretmiyorsun. Hayır. O zaten verilmiş rolü o teknikler yapanlar içindir. Benim ben bir iki bir şey söylerim. Yanlış alıyorsun, hızlı giriyorsun falan derim. Ama ben yorumculuğu, ifadeyi vücudunun konuşmasını gözlerinin konuşmasını daha öne korum ki o alttaki teknikle ve benim bir lafım vardır iki beyin diye. iki hmm. İki beyin arkadaki beyin ve öndeki beyin. İki beyin arkadaki beyin teknik beyindir. Hmm. Öndeki beyin drama beyindir. Bunlar gençken ikisi kavga ederler. Çünkü <laughs> biri öbürü bilmez öbürü bir gün çok drama yaparsın teknikte düşersin tutmaz. O kadar böyle ağlama yani yayılma. Yarısı çok teknik e, yaparsın. Kontrol. Dramayı korkudan yapamazsın çünkü tekniği düşünmekten. O zaman rol çıkmıyor. Hı hı. Onun ikisi zaman içinde böyle 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 yavaş yavaş beraber kavga ederek, uyuşarak yukarı çıkarlar. Onun için bu sabrı göstermen lazım. E, halbuki bazen provada mesela düşüyor. Düş, düşmeyi de öğren. Ama güzel yapıyordun. Neden? Ama düştüm yapamadım. Devam et diye götürüyorum rolleri e, ee, ben de oynuyorum onların önünde. İfadeleri <laughs> veriyorum. İşte Juliet'in koşmasını yapıyorum. Romeo'yu ilk gördüğü zaman uzanmasını yapıyorum. <laughs> Çünkü ben de zaten onları çalıştırırken ben oynuyorum. Kendimi çekemiyorum ki rolden. Canım benim sen 47 yaşına kadar sahnedeydin. Yani bugün tamam dans etmesen de ama emeğinle zaten hala sahnedesin. Değil ya. mi? Hep Bunlarla beraber... Bu akşam temsile gidiyorum buradan. Mesela. Çalıştığımız dansçılarımız var. Tabii onlar oynuyorlar. Zaten benden yani öpücük alıyorlar ama tebrik almıyorlar. Yani <laughs> öperim sadece. Hayır burası yanlıştı. Bak dedim burası öyle yapsaydı. Tekrar bana dediler ki dün akşam evvelsi akşam vardı. Dur ya kız yeni oynadın. Ne? <laughs> Sıcağı söylerim. Hayır bir dahaki temsilde burada böyle olacak. Ne güzel senden dinlemeleri, senden öğrenmeleri. Ama benim görevim Hülya'cığım, ben, ben mecburum. Mecbur, ne yani güçlü. kötü bir laf söyledim, mecbur ya, değil. Hiç yani senin yapmam için lazım. Çocuklara ben, ben ayakta durdum yani. müddetçe e, Türk Bayrağı'nın yanında duracağım. Ben evet. öldüğüm zaman orada ölürüm. Yani benim evde oturmam falan olmaz ki. Ben son ne yapacağım, caddede dans mı edeyim yani, <laughs> ne yapacağım? Peki en son hangi eserle sahnedeydin? İşte modern eser oynadım. Yani herhalde... Modern gibi bir şey. E yani bu temsil benim son sahne Ha, şey, Kamelyalı kadın. Kamelyalı kadın. O da Oytun Turfanda'nın, Oytuncuğumun benim ha. için hazırladığı bir eserdi. Ee, ama e, birdenbire dizimde minisküs yırtıldı provalarda. Maalesef oynayamadım. Ara verdik. Başka bir arkadaşım oynadı o eser. Çünkü sahneye konmuştu. Bilahare ben bir sene sonra, önümüzdeki sene oynadım. Ve onunla son vermeye karar verdim. Şöyle artık hissettim. Yani e, bir şeyi iki defa, üç defa yapman lazım en iyi şekilde oynaman için. Ben artık iki, üç defa yapamıyordum soloları. Bir kere yapıyordum. Kondisyonumun artık çıkmadığını hissettim. Kendime de söylüyorum artık çekil yeter. Çok zor. Ve dedim ki oynamayacağım bir daha çok yoruldum artık dedim. Öyle selam verdim seyirciye. Bir drama yapmadım. Herkes ağlıyordu aslında. Ama i̇şte gördüm. içinden, içimden. Için şöyle ağlıyordu. Bir sadece şöyle yaptım. Ya, Yapacak bir şey yok buraya, buraya kadar. O kadar dedim yani. Bugüne kadar hem ulusal hem uluslararası birçok ödüle sahip oldun. İstersen sayabilirsin, istersen ben sayayım. Evet. Gerçekten e, seni e, tantif eden nice 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 büyük ödüller kazandın. E, bir dönem devlet opera ve balesinin genel müdürü olarak da görev evet. aldın. Yani sadece mesleğini yapmadın bir de idarecilik yaptın evet. aslında çok da büyük bir emek yani ikisini hele bir arada yürütmek çok zor ee, neler yapabildin ya da yapamadın yani şöyle ya da bir, bir ne şey teklif edildiğinde aslında çok şaşırmadım yani olabilir ama ben kendim için olabilir diye düşünmedim çünkü ben maliye çalıştırıyorum benim öyle bürokrasiyle falan müdür falan öyle bir şeylerle ilgim olmaması lazım yoktu zaten <laughs> Ama Sayın Bakanım Atilla Koç e, çağırttı çarptı beni Ankara'ya. İstanbul'daydım da o zaman da. E, ve Sayın Müsteşarım'la beraber kendileri çok ilginç yani. Meclis Hanım dedi çok memnun oldum size tanıştığıma. Ben dedi sizi dedi genel müdür olarak görmek istiyorum dedi. Yani ben de o zaman dedim beni mi? Nasıl niye? Dedim yani. Benim ne ilgim? Nasıl Yok. olmasın? Nasıl dedi, olmasın. dedim efendim yapamam ben. Yani hiç öyle bir öyle bir taraflarda değilim ben de. <laughs> Yaparsın dedi. Sen dedi en zor mesleği yapmışım bunu mu yapamayacaksın dedi bana. Bir an böyle durdum. Çünkü ben bu binada yani operanın binasında doğdum. Doğru. Faydam dokunur belki dedim. Hani daha bir şeyler yapabilir miyim sanatçılar Elmedin. için? Dedim ben bir düşüneyim dedim. Bir gün düşün. Bir gün dedim Meriç dedi. Bak dedik hoca evet. bir defter getirdi böyle. Açtı. Bak dedi ismin dedi burada dedi en üste gelmişsin bütün devlet opera ve balelerini. Ya. Ve bir tek dedi cezan yok. 40 küsür seneye yakın veriş dedi. Burası senin hakkın dedi. Allah Allah diyorum ben de nasıl da bir şey bu böyle. Ve e, yöneticiliğin döneminde de çok güzel işlere imza. At. Çok çırpındım yani Allah'a e, Allah şükürler olsun hepsi. Bütün bakanlarım çok anlayış gösterdi bana. Çok inandılar. Bakanım da çok yardımcı oldu. Maliye Bakanı da çok kadro problemlerimiz vardı. İzah ettim, ağladım, anlattım. Yapmayın. 10 senedir hiç kadro almamışız biz. Yapmayın. Dedim biz zıplayarak çalışıyoruz. Sizi de mi zıplatayım falan dedim. Ağlamaya başladım ama yani o kadar dedim o kadar zor bir iş yapıyoruz ki siz nasıl vermiyorsunuz bize kadro dedim. Bitti. Hemen verdiler. Yani anlatmak lazım. Çünkü Bilmiyor ki herkes için ne kadar ne olduğunu, ne kadar zam olduğunu. Değil, yani onlar onlar da haklılar yani ne kadar yakinen sanatçının e, emeğinin ne kadar yakinen takip edecekler. Herkes bir devlet memuru. Biz 657 devlet memuruyuz tamam. hayatım. Herkes çalışıyor biliyor yani. Öyle bir şey. Ama ee, yaptığın iş memuriyet değil. <laughs> memuriyet değil. Keşke olmasak ama, ama da mümkün değil yani. Yani ben çok 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 iyi gözümün önünde o balerin, bale pabuçlarını çıkarıp o parmaklarının sargılı ve kanayan hallerini hatırlıyorum. Yani ne demek parmağın üstünde saatler... Ama anlatmak lazım Hülya'cığım. Bilmediler ve çok saygılı ve çok sevgili davrandılar. Allah ee, Ben ne istediysem hepsini yapmaya gayret ettiler. Ellerinde olan imkanlarla. Ee, sonsuz teşekkür ediyorum buradan binlerce kere hepsine. Ee, ben anladım yani yeteri kadar bilgileri var şeyleri yoktu. Sonunda başardı, başardı evet. Az önce e, Afife'den söz ediyordun. Hı, evet. Beyhan Murphy'nin evet, koreografisini evet. yaptı. E, klasik Batı balesinden çok daha farklı modern. Çok farklı. Çok bale. O evet. bir de doğaçlama da gerek. Güzeldi. Beyhan'ın o eseri. Müziği de e, çok güzeldi. E, çok hoştu yani. Zaten Afife'nin de bu tiyatro dalındaki o savaşını bir için bir tuhaf oldu. O zaman bir tür tiyatrosu, tiyatro sahneye çıktı diye o kadıncağız neler çekmiş, neler çekmiş. Hikaye olağanüstü. Olağanüstü. E, dayanamadım yani ben de. Dedim ki ben de onu oynayayım. Yani onu bale, herkes daha da fazla dansını da bilsin. Ama güzel yaptı Beyhat. Güzel. Dört tane değişik Afife koydu. Gençliği işte daha sonra orta yaşı, yaşlılığı o e, iç, kişiye alışması, e, içtiği şeyleri alışıp o bitik hali falan. Tamam. Onu dört tane ayrı kıza oynattı. Ben hepsinin arkasındaydım. Beyazlar giymiş ruhlarıydım onların. Ve onların oynadığı dansa ifade ederek ben dans ediyordum arkada. Ay, Girip çıkıyordum. Güzelmiş. Çok güzel bir eser keşke oldu. Keşke bir daha sahnelensin. Evet keşke bakalım belki olur. Ama yani biraz evvel dediğim gibi kişilerin o rollerin kişilerini bulman lazım. Ya ya. Ee, Nevsal Baysal'ın kaleminden evet. e, hayatını konu eden bir kitap. Evet. Dansa aşık bir kuğu. Evet. Hakikaten kuğusun sen. Çok hoş. Sen de. kendi hayatını yazmayı hiç düşündün mü? Yok. Ben ne yapayım kendi hayatımla uğraşıp duruyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> benim hayatım şey e, e, ben hayatımı çok güzel yaşıyorum. İçimdeki ruhumdaki. Evet şeyi e, hani hastalık herkese gelir bana Elbette. da gelir filan ama bütün arzum bu sahip olduğum meslemin bana verdiği bu güzel ruhumu tutmaya çalışıyorum. Eğer her yatır her tarafa kötülüklerle bakarsam alışık değilim. E, istemiyorum duymak da istemiyorum. Yani bale salonuna girdiğim zaman arındırıyorum kendimi. Orada benim için başka dünya var. Hiçbir şeyle Harika. ilgilenmiyorum. E, hayatının belli bir dönemlerini anlatan bir de belgesel yapıldı sana. Tutku, Meriç Sümen. Ay, evet evet evet. Okula ben falan gitmiştim. Ben izninle tüm destekçilerine e, ve kıymet verdikleri için ve bu programda da bu belgeselden e, evet. görüntüler kullanmamıza izin verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. E, belgeselin ismi çok güzel. Tutku. Tutku. Yani seni tarif eden şey tutku. Evet evet. Bu tutku zaman zaman. İllallah da dedirttim. Yordum. Yok. Ben aslında çok yorgun olduğum zaman şöyle bir şey yapıyordum. Allah'ım sen beni çok hastayet hastanede yatayım diyordum. Onu biliyordum. Ateşim kırklara çıksın falan da. Hani hiç hareket edemez hale geleyim. Ve beni de dans ettirmesinler dedim. O kadar yorgundum O kadar üst üste Çünkü o kadar yorgundum ki. inan ertesi yani bütün gün çalışıyorum. Ara verip tabii şey yiyorum, biraz yatıyorum falan ama iyi de olmuyor. Yani içime de sinmiyor. Bir daha yapmam lazım. Bir daha e, yaş da müsait, tekniğim müsait. Evet, Yapabiliyorum. Yapıyorsun. E, yapabiliyorsun ama sen işte bir yere kadar yapabiliyorsun. Yani ve hareketlerin en iyi şekilde nasıl yapıldığını da artık tamamen öğrendiğin için tatmin olmuyorsun. Daha daha doğru. İyi bir tamam çok iyi diyor hoca. Hayır iyi değil ya burasını temiz yapmadım diyorum mesela. Yanlış diyorum. <laughs> Yani bu şey de var bende evet. ama e, biraz evvel dediğim gibi yani selam verirken son böyle e, bir şey yapmadım yani teşekkür ettim seyirciye o kadar merse dedim yani bu kadar yapacak ah, başka canım benim. <laughs> yapacak başka <laughs> bir şey yok. çok özledim şimdi ne kadar <laughs> e, mutluyum seninle sohbet edebildiğim için programımızın ne yazık ki sonuna geldik e, bence Dünyanın ne kadar balerini varsa var fakat hiçbir balerin ellerini senin kadar zarif, yumuşak kullanmamıştır diye düşünüyorum. Meriç Sümen deyince bana tamam sen pointin üzerindesin ama o eller nasıl eller, nasıl konuşuyor bizimle, nasıl konuşuyor seyirciyle, bu, bu nasıl bir zarafet, çok muhteşem bir balerinsin. Açığım teşekkür Gerçekten. ederim. Gerçekten. Çok teşekkür canım. ederim. Peki bir tek son soru. Onu da cevaplarsan çok sevineceğim. Meriç Sümen'i, Meriç Sümen yapan nedir? Yani seni, sen yapan nedir? S sen cevapla. Bir tane bir şey değil. Yani Meriç Sümen'i... Bir tane değil. Bir tane değil. Meriç Sümen e, özgüveni yüksek bir çocuktu. Öyle olduk okuldayken. Hı hı. Yapımda da var o. Benim mağlubiyeti kabul etmem hiçbir konuda. Eğer başarıya ulaşacaksem dinlerim sadece. Arkalara çekilirim, kendimi imtihan ederim. Ondan sonra öne gelirim ve onu alırım o olayı. Sırtlarım. Sonunda kazanırım. Kendimin hiçbir zaman zayıf anını hiç kimseye göstermem. Çok, çok yıpranırım, çok ağlarım, çok üzülürüm ama hiçbir zaman hiç kimsenin önünde eğilmedim, düşmedim. İyi ki sen ve e, senin arkadaşların Türk balesini bugün buralara taşıdınız. Evet, dünyada herkes Türk balesi izliyor. Gerek yerel eser olsun, gerek klasik eser olsun Türk balesinin geldiği bir yer var dünyada. Ellerine sağlık. Ayaklarına Sağ sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok, ederim. Çok, çok güzel bir programdı. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. De, ben de Hülya Sağ olun ve Türk Balesi'ne verdiğin tüm emeklerin için o yaşadığın her türlü zorluğa rağmen e, teşekkür ediyoruz Türk Balesi adına. <laughs> Rica ederim. Sağ ol. Eminim e, dokunduğun birçok öğrencinin başarısıyla gururlanmaya çok, çok devam mutlu. edersin inşallah. Gidiyorsun, edeceksin inşallah. Sevgili seyircilerim Bugün Türk balesinin simgelerinden Meriç Sümen'in başarı dolu hayatını dinledik. O hayallerinin peşinden giden küçük kızı bugün dünyaca ünlü Meriç Sümen yapabildi. Ne mutlu ki birçok öğrencisine ışık oluyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim. Sanatkar Toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Yaşasın sanat. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.